1957 yılında doğmuş Çinli bir sanatçıdır. Babası bir şair. Ayı bir yaşındayken sağcı tavrı ve şiirlerinden dolayı babası sürgüne gönderiliyor. 16 yıl boyunca hükümetin değişmesi, aslında hükümet başkanı ölüyor ve öldükten sonra bu sürgün kalkıyor. Bu sürgün sırasında zor şartlarda yaşamıştır Ai Wei. Kuzeyin en batısında büyümüş. Yani söylediği en önemli sanatım duruşum ve yaşam biçimimdir diye lanse eder. Aslında aktivist tavrından dolayı çalışmalarının birazcık önüne geçmiştir bu. En önemli şeylerden biri güncel olaylara yorum yapan ve yorumları geleneksel bir şekilde, geleneksel bir malzemeyle yorumlayan bir sanatçıdır. Bu da güzel bir tavırdır onun için. Aslında animasyon okumuş bir kişidir. Daha çok Çinli porselen yapmaktadır. En önemli öne çıkmasındaki aktivist olay, Çin hükümetinin Xinjiang depremi konusunda şeffaf davranmaması, yani hırsızlık ve insani olarak doğru davranmayan bir hükümet olduğu için o yürüttüğü yurttaşlık soruşturması, bu soruşturma dolayısıyla polis tarafından darp edilip beyin kanaması teşhisi konulmuştur. MR görüntüsünü porselene aktararak bir çalışma gerçekleşmiştir. Söylediği şeylerde benim sanatım hep aynı kalmıştır. Sanat ifade özgürlüğüdür. Yani bir iletişim biçimidir. Müzelerde sanat, müzelerde, galerilerde sergilenmek veya duvara asılmak için yapılmaz. Sanat bir vitrin öğesi değildir diyor. Sanat gizli veya elit bir şey değildir. Bir düşünce biçimidir. İnsan sorunları ve insan hakları gibi toplumsal değerlere değer katmakla bilinir. İstanbul'daki müzedeki sergisi düşünce biçimine çok fazla uymamaktadır. Çünkü söylediği şeyler zaten buna aykırıdır. Fakat kendisi ne şekilde kendisine geldi, birilerimi getirdi. Yani uyuştuğu nokta
çini ve porselen Osmanlı zamanında Türkiye'de çok üretilmiştir ve bu ilişki bağlamında bir bağlantı kurmuştur. Yani ilişkilendirdiği şey geçmiş dönemdeki bir şey. Yani aktivist tavrını Türkiye'de kullanması için tabii ki veya insan hakları, insan sorunlarını değerlendirmesi için bu topraklarda yaşaması gerekiyor tabii ki. Aktivist gerçekliği burada çok fazla değil, hiç ön planda değil. Onun için ne kadar mutlu olmuştur bilemeyiz, fakat çok izleyicisi vardı. Burada ne yapıyor onu da algılayamasak da değerli bir sanatçı olduğunu kesinlikle, yani daha çok Çin sınırları içinde ve örnek bir sanatçı olarak güzel bir örnektir kendisi.